Yapmak oldukça güvenli olsa da bazen gerçekleşen olaylarda uçakta da teknik arızalar meydana gelebiliyor. Bu teknik arızalardan sonra uçak ani inişler yapmak zorunda kalabiliyor. Bu videoda sizlere inanılmaz bir şekilde iniş yapmak zorunda kalan uçakları derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ördek göçlerinde uçaklara bazen zarar gelebiliyor. New York'tan kalkan Airbus 320 model uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kendini ördek sürüsünün içinde bulmuş. Ördeklerden bazıları motora kaçarak iki motorun da patlamasına neden olmuşlar. Acil iniş yapması gereken uçak piste inerse daha tehlikeli olacağı düşünülmüş ve pilot uçağı denize indirmeye karar vermiş. 150 yolcunun bulunduğu uçak hızla denize doğru iniş yapmış ve kimsenin burnu bile kanamamış. Boeing 737 model uçak 7000 metre yükseklikteyken 230 km hızla esen bir kasırganın içine girmiş ve ön çatı bölümü koparmış. Hawaii şehirleri arası kısa bir uçuş yapacak olan uçak kalkıştan 3 dakika sonra bu olay gerçekleşmiş. İnsanların kemerleri bağlı olduğu için kopma sırasında kimseye zarar gelmemiş ama uçağın ani iniş yapması gerekliymiş. Pilot büyük bir araziye uçağı indirmeyi başarmış. Bu sıcak aylarda plajlara akın etmekteyiz. Santa Marina plajında her gün ilginç bir olay yaşanmakta. Plajın yanında bulunan pist yüzünden uçaklar plaja oldukça yakın geçmeleri gerekmekte. Kısa olan pist yüzünden pilotlar her seferinde oldukça dikkatli olmalılar çünkü insanlara oldukça yakın geçmekteler. Her gün bu olayı görmek için yüzlerce kişi plaja akın etmekte. Boeing 747 uçağı normal bir şekilde ilerlemekteymiş. Londra'dan Yeni Zelanda'ya giden uçak bir süre sonra elektromanyetik bir fırtınanın içine girmiş. Motorlar durmuş ama bir süre sonra pilotlar motorları çalıştırmayı başarıp en yakın havaalanına inmeyi başarmışlar. 4100 metre yükseklikte gerçekleşen bu olayda mucizevi bir şekilde kimsenin burnu bile kanamamış. Eylül 2010 yılında Sibirya uçağı kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra elektrik güç kaynağında bir sorun oluşmuş ve uçağın gücü kesilmiş. 80 tonluk uçağın hemen iniş yapması gerekiyormuş. Uçak eski kullanılmayan bir pistte iniş yapmış ama durması o kadar kolay olmamış. Zorlu bir şekilde yere inen uçakta 9 mürettebat ve 20 yolcu iniş sırasında yaralanmış. Sizlere bir soru, sorunun cevabını yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Boeing 737 model uçak 7000 metre yükseklikteyken 230 km hızla esen bir kasırganın içine girmiş ve ön çatı bölümü koparmış. Hawaii şehirleri arası kısa bir uçuş yapacak olan uçak kalkıştan 3 dakika sonra bu olay gerçekleşmiş. İnsanların kemerleri bağlı olduğu için kopma sırasında kimseye zarar gelmemiş ama uçağın ani iniş yapması gerekliymiş. Pilot büyük bir araziye uçağı indirmeyi başarmış. Bu sıcak aylarda plajlara akın etmekteyiz. Santa Marina plajında her gün ilginç bir olay yaşanmakta. Plajın yanında bulunan pist yüzünden uçaklar plaja oldukça yakın geçmeleri gerekmekte.
kısa olan pist yüzünden pilotlar her seferinde oldukça dikkatli olmalılar çünkü insanlara oldukça yakın geçmekteler. Her gün bu olayı görmek için yüzlerce kişi plaja akın etmekte. Boeing 747 uçağı normal bir şekilde ilerlemekteymiş. Londra'dan Yeni Zelanda'ya giden uçak bir süre sonra elektromanyetik bir fırtınanın içine girmiş. Motorlar durmuş ama bir süre sonra pilotlar motorları çalıştırmayı başarıp en yakın havaalanına inmeyi başarmışlar. 4100 metre yükseklikte gerçekleşen bu olayda mucizevi bir şekilde kimsenin burnu bile kanamamış. Eylül 2010 yılında Sibirya uçağı kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra elektrik güç kaynağında bir sorun oluşmuş ve uçağın gücü kesilmiş. 80 tonluk uçağın hemen iniş yapması gerekiyormuş. Uçak eski kullanılmayan bir pistte iniş yapmış ama durması o kadar kolay olmamış. Zorlu bir şekilde yere inen uçakta 9 mürettebat ve 20 yolcu iniş sırasında yaralanmış. Sizlere bir soru. Sorunun cevabını yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Deli yolcunun bulunduğu uçak hızla denize doğru iniş yapmış ve kimsenin burnu bile kanamamış. Boeing 737 model uçak 7000 metre yükseklikteyken 230 km hızla esen bir kasırganın içine girmiş ve ön çatı bölümü koparmış. Hawaii şehirleri arası kısa bir uçuş yapacak olan uçak kalkıştan 3 dakika sonra bu olay gerçekleşmiş. İnsanların kemerleri bağlı olduğu için kopma sırasında kimseye zarar gelmemiş ama uçağın ani iniş yapması gerekliymiş. Pilot büyük bir araziye uçağı indirmeyi başarmış. Bu sıcak aylarda plajlara akın etmekteyiz. Santa Marina plajında her gün ilginç bir olay yaşanmakta. Plajın yanında bulunan pist yüzünden uçaklar plaja oldukça yakın geçmeleri gerekmekte. Kısa olan pist yüzünden pilotlar her seferinde oldukça dikkatli olmalılar çünkü insanlara oldukça yakın geçmekteler. Her gün bu olayı görmek için yüzlerce kişi plaja akın etmekte. Boeing 747 uçağı normal bir şekilde ilerlemekteymiş. Londra'dan Yeni Zelanda'ya giden uçak bir süre sonra elektromanyetik bir fırtınanın içine girmiş. Motorlar durmuş ama bir süre sonra pilotlar motorları çalıştırmayı başarıp en yakın havaalanına inmeyi başarmışlar. 4100 metre yükseklikte gerçekleşen bu olayda mucizevi bir şekilde kimsenin burnu bile kanamamış. Eylül 2010 yılında Sibirya uçağı kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra elektrik güç kaynağında bir sorun oluşmuş ve uçağın gücü kesilmiş. 80 tonluk uçağın hemen iniş yapması gerekiyormuş. Uçak eski kullanılmayan bir pistte iniş yapmış ama durması o kadar kolay olmamış. Zorlu bir şekilde yere inen uçakta 9 mürettebat ve 20 yolcu iniş sırasında yaralanmış. Sizlere bir soru. Sorunun cevabını yorumlarda yazmayı unutmayın.
izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.